Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve de pratik kazandibi tatlısı tarifi vereceğim. Güzel, kolay bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle tatlımızın muhallebisini yapmakla başlıyoruz. Bunun için tenceremize sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından toz şekeri ilave ediyoruz. Hemen ardından un ilave ediyorum. Son olarak nişastasını da ekliyorum. Ve ocağı almadan çırpıyoruz. Bu şekilde ki topaklanma olmasın. Bunu bütün muhallebi tarzı tariflerinizde uygulayın. Ocağı almadan ilk önce şöyle birkaç dakika çırpın. Sonrasında topaklanma olmuyor. Bakın tamamen homojen bir kıvama geldikten sonra ocağı alıyorum. Ocağın altını açıyorum. Tatlımız muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. Bakın az çok kıvam almaya başladı. Şu an kaynıyor. Sürekli çırpıyoruz. Tarifin detaylarını açıklama kısmından bakabilirsiniz. Oraya yazıyorum. Bakın böyle tamamen kaynayınca, kenarları baloncuk olunca altını kısıyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Kısık ateşte de yaklaşık 2 dakika kadar bu şekilde pişiriyoruz. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bakın kıvam bu şekilde görüyorsunuz. İstediğimiz kıvama geldi. Ocağın altını kapatıp alıyorum. Üzerini örtüyorum ki kabuklanma olmasın. Bir taraftan bu şekilde gördüğünüz gibi alüminyum tepsimiz var. Dibini tereyağı ile yağlıyorum. Bu tatlımızın dibinin karamelize olmasını sağlayacak. Bunun için kolaylık sağlayacak. Her tarafını yağlıyoruz. Sonrasında yaklaşık yarım çay bardağı kadar toz şekeri ekliyorum. Tepsiyi böyle önlü arkalı sallıyoruz her tarafına yayılsın diye. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum. Sonrasında tatlımızdan şöyle birkaç kepçe tepsimizin üzerine gezdiriyoruz. Eğer dip kısmını yani yanık kısmını çok kalın seviyorsanız ona göre fazla ekleyin. Ben ince az sevdiğim için az ekledim. Sonrasında tepsimizi ocağın üstüne alıyoruz. Bu şekilde her tarafını ısıtıyoruz. Ben böyle gördüğünüz gibi pense yardımıyla tepsimi çeviriyorum. Çok sıcak olduğu için daha kolay oluyor. İsterseniz mutfak eldiveni de kullanabilirsiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla sık sık karıştırıyoruz. Dediğim gibi her tarafın eşit bir şekilde ısınıp dibine yapışmasını sağlayacağız burada. Eğer böyle alüminyum tepsiniz yoksa normal fırın tepsisi de olur. Fark etmez. Bakın kenarlarından hafif hafif kızarmaya başladı. Dibinin tutmasına yakın üzerini düzeltiyoruz her tarafını. Düz bir şekilde yapıyoruz.
Bu arada ben dibini çok yanık sevmiyorum. Fazla yanık olunca acımsı bir tat oluyor. Bu yüzden benim için böyle yeterli. Eğer siz çok böyle yanık seviyorsanız, koyu seviyorsanız ona göre daha uzun bırakın ocağın üstünde. Benim için yeterli. Ocaktan aldım. Tatlınızı isterseniz mikserden geçirebilirsiniz. Şimdi üzerine döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla tepsinin her tarafını eşit gelecek şekilde düzeltiyoruz. Şöyle önlü arkalı sallıyorum, sert bir zemine vuruyorum. Az çok düzlesin diye. Ve şimdi tatlımızı oda sıcaklığında yaklaşık böyle yarım saat kadar bekletiyoruz. Sıcaklığının atmasını sağlayacağız. Yarım saatin sonunda 2 saat kadar buzdolabına kaldırıyorum. Ve tatlım dolaptan çıktı. Bakın kıvamını almış. Şimdi dilimliyorum. Büyüklüğü, kalınlığı, inceliği size kalmış. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Şöyle hamur kesme aparatıyla çevirdim ben. Yalnız bundan sonrasını kamera videoya almamış. Bu şekilde sardım, tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Dediğim gibi karamelize kısmı benim için yeterli böyle. Siz isterseniz daha uzun bir şekilde ocakta bırakırsınız. Üzerine süs olarak böyle toz antep fıstığı döküyorum. Ve işte kazan dibimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Sadece tepsinin çevirme aşaması var. Bunun dışında hiçbir zorluğu yok. Ve şimdi tadım yapıp iç dokusunu göstereceğim sizlere. Şöyle bir kaşık yardımıyla alıyorum. Ve görüyorsunuz iç kısmını. Bakın jöle gibi, gerçekten çok lezzetli. Dışının karamelize oluşu, içinin böyle sütlü, yumuşacık, çok lezzetli bir tadı var. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben çok kalın sardığım için kenarları hafiften çatladı. Siz isterseniz daha ince sararsınız. Mutlaka tavsiye ediyorum ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.